Hadi kolay gelsin. Virüse dolayı herkes bunu da yapması lazım. Nasıl biz nasıl yapıyorsa ona da öyle yapması gerekiyor. Ve diğer ürünlerde mesela temizlik, diğer ürünlerde de gelip istiyorlar ki bu koronavirüsten dolayısıyla temizlik olması nedeniyle aynı şekilde şey yapıyoruz ama en çok iyi de kolonya. Mesela bazıları gelip ikişer ikişer alıp götürüyor. Diyor ki ilk kolonyayı geliyor. Bazıları da üçer tane alıyor. Bazıları da birer tane alıyor ki diyor ki bulunsun. Yarın kurumların. Bundan dolayısıyla bizim stoklar da aynı şekilde devam ediyor. Yoktur. Ama karşı tarafa da alamıyoruz. Hangi bir fiyat değişimimiz yok. Aynı şekilde biz devam ediyoruz. Eskiden ne fiyata satıyorsa aynı şekilde devam ediyoruz. Ama alamıyoruz. Aynı o fiyatlarda alıp da yerine koyup da satacağız. Fiyata bulmuyoruz. Bulamıyoruz. Ama biz aynı şekilde devam ediyoruz. Zaten bulamıyoruz. Şu anda bu koronavirüsü meydana geldiğinden beri, gündeme geldiğinden beri ben 30 milyonluk kolonyayı şu anda 100 milyona alıyorum. Bu şeyden dolayı esnaflardan hani bu ürünleri satan kişilerden şikayetçiyiz. Bu koronavirüsü olduğundan beri bu kolonyayı bulamıyoruz şu anda. Yani günde en az bu büyük AVM'lerde, büyük yerlerde günde 2 ton kolonya satıyoruz. Bunu şu an biz bulamıyoruz. 10 yıllık esnafım ben. Bu koronavirüsü haberleri yayıldıktan sonra bu kolonyada çok aşırı bir rağbet olduğu için bu rağbet fiyat, fuhuş fiyatlar çıktı meydana. İki katına çıktı fiyatlar. Şu anda kolonya yok satıyor. Aslına baktığın zaman çözüm kolonyada değil yani. Normal su sabun en güzel temizlik suda olur. Onun için insanlarımıza sesleniyoruz. Herkes böyle kolonyaya saldırmasın. Bu fiyatların da inmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Bu korona hakkında şöyle bir görüş belirteyim. Allah'ın izniyle ülkemiz bu belayı atlatacak. Hiç kimse panik yapmasın. Risk grubu olan insanları biraz daha çok etkiler. Sağlam bünyeli olan insanlar hiç korkmasınlar. Allah'ın izniyle bu beladan bütün ülkemiz kurtulacak. Allah'ın izniyle. Mesela sabunla eve girer girmez herkes ellerini güzel yıkasın. Ondan sonra parayla temas ettiği zaman hiçbir şey yiyemesin, içmesin. Ellerini dezenfekte etsin ve kimse korkmasın.